Rusya'nın Ukrayna işgalinde ikinci aşama başladı. Gözler Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine çevrildi. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Rusya'nın uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaş başladı. Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuştu. Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun bir sonraki safhasının başladığını söyledi. Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek diyen Rus bakan, yeni safhanın çok önemli bir süreç olduğunu belirtti. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı kurtarmaya çalıştığını savundu. Rusya Savunma Bakanı Shoigu da benzer bir açıklama yaptı. Operasyonun uzamasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Batılı ülkeleri suçlayan Shoigu, Rus güçlerin Donetsk ve Luhansk'ı özgürleştirme planı için çalıştığını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Rusya'nın yeni operasyonunun amacı Ukrayna'dan toprak almak ve ordusunu yok etmek dedi. Rusya'nın amacı Ukrayna'nın doğusundan Kırım'a kadar kara koridoru oluşturmak, Donetsk ve Luhansk bölgesinin tamamını ele geçirmek ve Ukrayna birliklerini yok etmek diyen sözcü, Rusya'nın doğudaki tüm cephe hattı boyunca saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Rusya 25 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna operasyonunun ilk aşamasındaki ana hedeflerin tamamlandığını açıklamış, hedef Donbas'ın kurtuluşu demişti.